Evet efendim, benim canım ortağım yine karşıma oturdu. Size güzel güzel şeyler anlatacak. Ben sözü ona bırakıyorum. Gerisi hepinizin arasında. Bugün bize ne anlatacaksın? Omuri kanal darlığı. Yani darlık dediğimiz zaman herkes acaba nedir diyor. Bende kanal darlığı var diyen genç yaşta insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında bunu bir açıklık getirmek için bu konuyu seçtim. Omuri kanal darlığı ciddi bir problem aslında. Ciddi problem derken biz %80-85 yaşlılarda gördüğümüz bir rahatsızlık. %10-15 yapısal olarak gençlerde görüyoruz. Ama bu gençler derken 15 yaşında bir genç de değil. Genç dediğimiz 30'lu yaşlardaki insanlar, 20 ile 40 arası diyebiliriz. Sonuçta 40 yaşında biz omurilik kanal darlığını bir travma olmadığı sürece, bir ağır bir işte çalışmadığı sürece görmeyiz. Ama gördüğümüz, çok hafif çalışıyorum, hele hele bir bayanda, işte normal ev işlerini yapıyorum diyen bir bayanda bir kanal darlığı saptadıysak bu yapısaldır. %85 hastada da yaşlılıkta görürüz. Zaten bir yaşlılık hastalığıdır, omurilik kanal darlığı, dar kanal. Biz tanıyı koyarken hastaların genelde tek bir şikayeti vardır, o da bel ağrısı ve yol yürüyememe. Şimdi bu tek şikayet üzerinden baktığınız zaman yol yürüyünce ne oluyor? Bir müddet sonra belindeki ağrılardan, bacağındaki ağrılardan veya ağrı olmasa bile kuvvetsizlikten şikayet ediyor. Biraz yol yürüyünce hissizlikten şikayet ediyor. İdrarla ilgili problemler olabiliyor. Bazen tek taraflı bir kanal darlığı olduğunda o taraf ne tarafsa ona bağlı bacak ağrısı hissedebiliyor, kalça ağrısı hissedebiliyor. O bölgede çekilmeler, kasılmalar, kilitlenmeler hissediyor. Şimdi bu bağlamda biz omurilik kanal darlıkları dediğimizde omurga kanalının aslında çok rahat olması ve oradan sinirin işlemesi lazım. Sinir biliyorsunuz ki bir kılıf içerisinde, suyun içerisinde yüzüyor. Omurilik kanal, omurilik kanalında omurilik suyu içerisinde sinirler seyrediyor. Bakın parmağımı geçtiğim bu yer omurilik kanalı. Parmağımla gösterdiğim yer. Bu kanalın, yani parmağımı koyduğum bu kanalın aslında daralmaması, sıkışmaması lazım. Bu kanaldan çok rahatlıkla, bakın çok rahatlıkla parmağımın böyle girip çıkması gibi sinirler işliyor. Sinirde iletim gidiyor. Fakat bazen öyle bir şey ki biz omurgamıza bindirdiğimiz yüklerle, ne bileyim çok ağır çalışmayla, çok ciddi oradaki kireçlenmelerle bu kanal gitgide kum saati gibi daralarak kapanmaya başlıyor. Bu kanal yukarıdan, bakın kemiğin normalde gençken hali bu, orta yaştaki hali bu, yaşlanınca hali bu kemiğimizin. Bu kemiğin 3 halini özellikle aldım size de gösterebilmek için. Bu hale geldiğinde, yani üstten alttan azıcık bombeleşmeler, baskılar, tam olarak dikdörtgen halini bozması bizim tabii ki kanala doğru bunun genişlemesi anlamına geliyor. Yani kanalı daraltması anlamına geliyor. Buradan daralttığı kadar bunun karşılığından da öbür tarafındaki faset tarafından da, yani iki omur arasındaki birbirini bağlayan eklem tarafından da daralma başlıyor. Bu ne demektir? Kanalımızın normal içerisinde geçmesi gereken milimetre 13-16 milimetreyken 7'lere 8'lere belki de çok daha düşüğe iniyor. Şimdi buradaki sistemde omurga kanalında biz darlığı nasıl açıklıyoruz? Ben hemen bu omurga kanalındaki darlığı gördüğümüz zaman, özellikle baktığımız zaman hastalardaki yol yürüme kapasitesini öğrenmeye çalışıyoruz. Hastanın yol yürüme kapasitesi ne kadar? Ona göre de bir klinik önlem almaya çalışıyoruz. Ama size tabii baştan söyleyeceğim, en son söyleyeceğim ama maalesef kanal darlığında bizim tedavi olarak yapmamız gereken iş o kanalı açmak. O kanalı da bir kremle veya bir ilaçla, bir hapla, bir fizik egzersizle, bir tedaviyle mümkün olamıyor. Bu kanalın açılması gerekiyor. Kanalı biz hastanın kliniğine göre açma kararı alıyoruz. O klinik hastanın şikayetleri, o klinik hastanın yol yürürken ortaya çıkan problemleri ve onun hayatını zorlaştırması. Şimdi yaşlılık hastalığı dedik. Yaşlılar genelde tamam ben gitmeyeyim, ben yürümeyeyim, ben gezmeyeyim moduna girerler. Bunu özellikle onların çocukları bu moda sokarlar. Anne sen yaşlandın veya baba yaşlandın, artık tek başına çıkma. Araba kullanma, aman sakın işte yanında biri yokken alışveriş yapma demeye başlarız.
Hatta uzun yol gidemediğini söylediği zaman gitme zaten ben sana şoför göndereyim veya geleyim ben arabayla seni alayım gideyim dersiniz. Çok önemli, taksiye atla canım ne gerek var yürüme deriz. Ama yürüme kapasitesi onlar için tam bir özgürlüktür. Bunu bilmeniz lazım. Yani omurilik kanal darlığında o kişiye siz yürüme demekle mahzene kapatmakla aynı bir şey. O yüzden yaşlandıkça ki biz bunu yaşlandıkça anlayacağız. Allah inşallah bize de hani o dönemlerde bu kadar güzel bir cerrahiyle kurtulabilme şansı vereceği bir rahatsızlık versin. Çünkü her hastalık, her problem o kişinin yürüyememesine sebep olmuyor. Bazen bakıyorsunuz ki yatağa bağımlı olabiliyor. Dikkat etmediğimiz takdirde bir felç geçirdiğimizde yatağa bağlı olabiliyoruz. Ama bizim burada her yeriniz sağlam, kalp hastalığı veya şeker hastalığı olsa bile yol yürüme kapasitenizi bozacak kadar omurilik kanal darlığınız varsa o zaman yaşadığınız şeyi çözmek çok kolay. Şimdi bu insanlar biraz yaşlılık hastalığı dedik, tanı koyarken çok zorlanıyoruz. Hastalar bazen bakıyorsunuz doktora geldiğinde biz bir doktor olarak, bir hekim olarak muayene ettiğimizde o hastaların muayene masasına yatırıp da muayeneleri tamamen dört dörtlük normal çıkıyor. Çünkü hasta diyor ki ben yol yürüyemiyorum, belim ağrıyor veya yol yürüyemiyorum, bacağım ağrıyor veya biraz yol yürüdükten sonra belden aşağı uyuşmalar oluyor. Hatta kuvvetsizlik oluyor veya benim bu tür olaylarda işte daha çok yaşadığım şey belden aşağı uyuşma değil, çekme. Bazen hiç ağrı olmadan direkt olarak halsizlik yapabiliyor. Bunların hepsi omurga kanalının aslında normal geçişe izin vermemesi. Bizim hep çözmemiz gereken nokta bu. Yani bu ne demektir? Bunu çözerken şunu bilin, bir omurilik kanal darlığının tedavisi cerrahi. Yani iğne, ilaç, hap, krem, fizik tedavi değil. Bunlar geciktirebilir. Bunlar birazcık olayı uzatabilir. Yani sizin omurilik kanal darlığınız var ama bir kilometre yol yürüyorsunuz. O zaman siz cerrahi istemeyebilirsiniz. Biz de size cerrahi önermeyebiliriz. Çünkü cerrahi isteyecek olan kişi hayat konforunun bozulması, yürüme kapasitesinin azalması. Bizim buradaki gördüğümüz şey eğer hastasınız ve bundan da müzdaripseniz evet sizi ameliyat ediyoruz. Yani filmi ameliyat etmiyoruz. Filmi ameliyat etmek değildir doktorluk. Özellikle de burada yaptığımız şey sizin kendi klinik şikayetlerinize göre olayı şekillendiriyoruz. Kanal darlığı var, evet. Bunun tedavisi var, evet. Ama sizin hayattaki beklentiniz nedir? Bazen de çok enteresandır, hep her zaman söylerim. Bazen de hastanın yakınları, yani yaşlılık hastalığı diyoruz ya, yakınları tarafından bir refüzyona uğrarız. Yani yok yok biz ameliyat düşünmüyoruz derler. Niye? Çünkü aman bu yaşta sakat kalır, felç olur veya masada kalır ölür. Biz bunun vebalini yaşayamayız. Annem, babam, dedem neyse biz boşver bunun ameliyatını yapmayalım derler ki bu ameliyat mekanik bir ameliyat aslında. Yani bir arabanız var çok güçlü, ben hep onu söylerim. Gaza bastığınızda gidecek ama gaza basmanıza rağmen teker dönmüyor. Tekerin dönmemesi nedeni davlumbaz sıkıştırıyor. Ne yapıyoruz? Davlumbazı açtığınız zaman teker dönüyor. Aslında bizim yaptığımız ameliyat mekanik olay dememin nedeni bu. Buradaki kanalın darlığını ben mikro cerrahi ile girip mikroskop altında burayı tıraşlayıp önden arkadan sağdan soldan tek taraf girişle bu kanalı tamamen açıyorum. Kanalı açmam demek omurilik kanalındaki sinirlerin normal hareket etmesini sağlamak demek. Yani çok basit bir şey, mekanik olarak dediğimiz gibi bu tekerin dönmemesine sebep neyse o sebebi oradan kaldırıp atıyorsunuz. Bitti. Ameliyat bu. Bizim gerçekten bu yaşta belki ileride kaybedeceğimiz zamanı hesaplamıyoruz. Ama o yaşta hesaplayacağın artık günlerin var, saatlerin var. Dolu dolu yaşayacağın bir günün var. Bence o mutluluklardan onları esirgemeyelim. Ama güvenli bir ameliyat olması lazım. Ama doğru yerde, doğru adreste. Evet. Ve olmazsa olmaz kural mikrocerrahi. Madem böyle bir teknik vardı niye ben bilmiyorum diyen birçok izleyicimiz olacaktır. Lütfen tüm Türkiye'de çok değerli arkadaşlarım var. Çok güzel layıkıyla bu mikro cerrahi ameliyatı yapan arkadaşlarım var. Onu bunu bulsunlar ama doğru yerde doğru adreste doğru tedaviyi ihmal etmesinler. Dedim. Çok teşekkür ediyorum. Ben vallahi teşekkür ederim. Hemen zamanını da biliyorsun artık. Onun ne güzel bir lüks benim için bir sunucu olarak ortağımla bölüm çekiyor olmak programın içinde ağzına sağlık. Tüm hızımızla devam ediyoruz.